Murat Sabuncu meslektaşımız 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir görüşme gerçekleştiriyor bu konu üzerine. Çok dikkat çekici açıklamaları var Abdullah Gül'ün. Onlardan birkaç başlık okuyacağım, sizlerle paylaşacağım. Akabinde bunun üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükçü kararlarına evet diyen üyeleri saldırı altında hayretle karşılıyorum diyor Abdullah Gül. Yüksek yargı mensuplarının devletin yüksek kademelerinde görevli memurların siyasi görüşlerini sosyal medya vasıtasıyla paylaşmasını çok yanlış bulduğunu da ifade ediyor. Atılan Engin Yıldırım'ın atmış olduğu tweetle ilgili. Ama burada önemli olan Anayasa Mahkemesi ile ilgili birkaç cümle okuyacağım. Yasakçı bir Anayasa Mahkemesi vardı diyor Sayın Gül daha önce. Türkiye'nin partileri kapatan, insan hakları standartlarını adeta bir üçüncü dünya ülkesine yakışır şekilde tutan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni hiç kale almayan, dikkate almayan bir Anayasa Mahkemesi vardı. Fikir özgürlüğü, vicdan özgürlüğü çok daralıyordu. Çok militan bir laiklik anlayışından dolayı 20 yaşında kız çocuklarına başörtüsüyle üniversiteye girmeyi yasak etmişti. Yayınladığı, aldığı içtihat kararlarıyla demiş Sayın Gül. Böyle bir mahkeme benim iki partimi de kapattı. AK Parti iktidardayken, çoğunluğu varken bir oyla kapatılmaktan kurtuldu diyor. 2008. Efendim? 2008. Evet. Kapatılmaktan kurtuldu. O zamanki Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın bile kıymeti bilinmedi demiş. Bir oyla AK Parti kapatılmaktan kurtuldu. Böyle bir Anayasa Mahkemesi vardı diyor Gül. Geçmişte Anayasa Mahkemesi ile ilgili. Şimdi de diyor o zamanki ile bugünkünü karşılaştırdığımızda bugünkü özgürlükçü davranıyor diye hücum ediliyor Anayasa Mahkemesi'ne. Aym içtihatlarıyla karar veriyor diye üstüne gidiliyor ve Anayasa Mahkemesi'ne hücum ediliyor. Anayasa Mahkemesi'nin bütün özgürlükçü kararlarına evet diyen üyeleri saldırı altında. Anayasa Mahkemesi Başkanı bütün kararlarda gayet istikrarlı bir şekilde özgürlükçü durmuş. Mahkeme üyesi hakim gözü kapalı hareket eder. O kim bu kim diye değil, olaya bakar demiş. Devam etmiş. AK Parti ile ilgili olabilir, Berberoğlu ile ilgili olabilir, fark etmez diyor Abdullah Gül. Mahkemenin çoğunluğuna baktığımızda benim atadıklarım var, Tayyip Bey'in atadıkları var. Ayrıca ki bizim konuşacağımız başlıklardan birisiydi bu aslında. Hı hı. Üyelerin tamamının AK Parti döneminde atanmış olması ile ilgili. Anayasa Mahkemesi bir üye dışında. Anayasa Mahkemesi ülke için sigorta demiş. Bizim partimiz kapatıldı. Benim Cumhurbaşkanlığımla ilgili malum kararlar alındı. Geçmişte Anayasa Mahkemesi ile ilgili. Tenkit ettik ama bu kadar böyle saldırmadık açıkçası diyor Sayın Gül. Bunu çok üzücü görüyorum. Bu mahkemenin vazifeleri, görevleriyle ilgili diye devam etmiş. Eski Yankurmay Başkanı'ndan gazetecilere bu mahkeme kararları tahliyeye kavuşmadı mı? Yüksek Yargı Üyesi görüşlerini sosyal medyadan paylaşmaz diyerek o tenkitini ifade etmiş. En az itibar kaybeden kurum Anayasa Mahkemesi demiş. Uzunca bir açıklama. Murat Sabuncu, Sayın Gül'le görüşen isim.